Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 11. sınıf soru bankası katı cisimler test 7 sorularını çözeceğiz. Taban yarıçap uzunluğu 4 santim. Ana doğrusu 5 santim olan dik dairesel koninin yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Zaten koninin taban alanı neydi? Bildiğiniz taban dairesi yardımıyla hesaplanırdı. Pi re kareden 16 pi. Yanal alan neydi? Yanal alan pi re a'ydı. Pi çarpı re çarpı a, o da 20 pi. Toplamları ne olur diye sormuş soru bize. 36 pi olur. İkinci soru, 60 derecelik bir daire dilimi verilmiş. Bu ne demiş? O merkezi daire dilimi bir dik dairesel koninin yan yüzeyinin açık hali olduğuna göre bu koninin taban alanı kaç santimetre, kaç pi santimetre karedir demiş. Şimdi bizim ana doğrumuz 12. Merkez açı ölçümüz 60. Neydi? R bölü A alfa bölü 360'tı. A 12, alfa ise 60. Ben burada sadeleştirme yapacak olursam 1 bölü 6. 1 bölü 6 R bölü 12 olacaksa R 2. Taban dairesinin yarıçapı 2 çıktı. Dolayısıyla taban alanı 4 pi çıkmış olur. Üçüncü sorumuza bakalım. OB 5, OC 12 olarak verilmiş. Yanal alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar zaten burası 5 ise, burası 12 ise 5, 12, 13 üçgeninden 13'ü bulduk. Yanal alan neydi? Yanal alan pi re a'ydı. R'miz 5, a da 13. Çarpımları 65 pi çıkmış olur. Dördüncü sorumuza gelelim. Taban alanı 4 pi, yanal alanı 6 pi olan koninin yüksekliği nedir diye sormuş. Şimdi taban alanı pi re kare. Pi re kare 4 pi oluyorsa arkadaşlar, r'yi zaten 2 bulduk. Yanal alan pi re a, bu 6 pi oluyorsa zaten r de 2 olduğuna göre a'yı da 3 bulduk. Dolayısıyla yükseklik ne olur bakalım. Ana doğruyu 3 bulduk. Taban yarıçapını 2 bulduk koninin. Yükseklik şuradan dikinecek olursak, bu sefer yapacak olursak h kare artı 4, 9 olacağına göre h kare 5, yani h da kök 5 çıkmış olur. Beşinci sorumuza gelelim. Çekirdeki dik koninin taban merkezi demiş. O'dur. Ondan sonra koninin buna göre yanal alanı nedir diye sormuş. Şimdi CD uzunluğu 4 kök 2. DB uzunluğu 4 kök 2. OE ile EB birbirlerine eşitler. Yani bu aslında koninin yüksekliği için bir orta taban ifade ediyor DE. Koninin yüksekliği için bir orta taban ifade ediyor burası. Ardından EDB, burası 45 dereceymiş. O zaman burada 45 derece, burada 45 derece arkadaşlar. Biz yüksekliği çizdiğimizde hipotenüsü 8 kök 2 buluyorsak bizim için taban yarıçapı da 8, yükseklik de 8 çıkmış olur. Yanal alan nedir diyor? Pi çarpı R çarpı A, yani 8 çarpı 8 kök 2 pi. Dolayısıyla 64 kök 2 pi çıkmış olur. Altıncı sorumuza gelelim. AB ile AC 5'er birimmiş. BC 6 birimmiş. BC kenar etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin yüzey alanı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar neyin etrafında döndürme yapıyorsanız onu sabit tutacaksınız. Neyin etrafında döndürme yapıyorsanız onu sabit tutacaksınız. Burada B'nin etrafında döndürme yapılıyormuş. B sabit kalacak ve biz B'nin diğer tarafına şeklin simetriğini çizeceğiz. Bu simetriyi çizdiğimiz zaman biz uzattığımız doğru parçası zaten dairesel hareket yapar havaya. Dolayısıyla bu artık taban dairesini temsil eder. O zaman bizim elimizde birbirine tabanlarından yapıştırılmış iki tane koni geçmiş olur. Tabanlarından yapıştırılmış iki tane koni. Bu konilerin yükseklikleri 3'er birim. Ana doğruları 5'er birim. Dolayısıyla taban yarı çapları da 4. Şimdi biz elde edilen şeklin yüzey alanını arıyoruz. Yani iki koninin yanal alanını arıyoruz. Bir tanesini hesaplayalım. Pi çarpı R çarpı A. Bunlardan elimizde iki tane olacak. Dolayısıyla yanıtımız 40 pi çıkmış olacak. Yedinci sorumuza gelelim. Ana doğrusunun uzunluğu çap uzunluğuna eşit olan dairesel koninin yüzey alanı demiş. Şimdi o zaman ana doğruya 2R diyelim. Yarıçapına da R diyelim. Taban yarıçapına. Yüzey alanı taban alanı artı yanal alandır. Yanal alanda pi re a'dır. A yerine 2 r'yi yazdık.
2 pi r kare. Pi r kare de buradan 3 pi r kareyi 48 pi vermiş oluyor soru bize. Dolayısıyla şunları sadeleştirecek olursam r kareyi 16, r'yi 4 bulmuş oluyorum. Dolayısıyla taban yarıçapı 4 ise ana doğrusu 8 birim çıktı. Yani öyleyse burası 8. Yarıçapımız da 4 ise yükseklik arkadaşlar zaten burada 30-60-90 üçgeni oluştuğunu görmüş oluruz. 90'ın karşı 8 burası 4. O nedenle 4 kök 3 diyebiliriz. Pisagor yaparak da 48 buluruz haç kareyi. Yine aynı sonuca ulaşmış oluruz. 8. soru. AB kenarı etrafında 180 derece döndürülmesiyle oluşan cismin yüzey alanı nedir diye sormuş. Şimdi bakın AB etrafında 360 derece döndürecek olsak AB'yi sabit tutar diğer tarafa şeklin simetriğini çizeriz dediğim gibi. Normalde biz 360 derece döndürecek olsak AB'yi yükseklik. BC'nin uzantısını da yani simetrisiyle birlikte artık CC üssü diyelim oraya. Burayı çap kabul eden koni elde etmiş oluruz. 360 derece döndürecek olsak. 180 derece döndürüldüyse arkadaşlar bu koninin sadece ön yüzeyi oluşmuştur. Arkası bizim için sadece üçgensel bölgedir. O yüzden arkaya koyduğumuz noktaları geri siliyoruz artık. Arkaya koyduğumuz noktaları tekrar siliyoruz. Şimdi gelelim bu koninin yüzey alanını hesaplamaya. Önce şu ön yüzeyi bir hesaplayalım. Ön yüzdeki koniyi bir hesaplayalım. Bir yarım daire var tabanda. O yarım dairenin yarıçapı 6 pi r kare bölü 2 artı yarım bir yanal alan var. Pi r a. A ne burada arkadaşlar? 6, 8, 10 üçgeni oluşacağı için 10. Yalnız yine yarım. Artı. Arkada dediğim gibi bir üçgenimiz var. O üçgenin tabanı 12. Yüksekliği 8 bölü 2. Yani şimdi ne oldu arkadaşlar? Burası işte 18, burası 30, 48 pi oldu. Burası zaten sadeleştirdim. 12 kere 4'ten 48 oldu. Dolayısıyla şeklin yüzey alanı 48 artı 48 pi çıkmış oldu. 9. sorumuza geldik. Burada şekildeki cisim taban merkezi O1 olan dikdörtgen koni kesilerek oluşturulmuştur. Yanal alan nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu aslında kesilen kısmı biz tamamlayalım yukarıya. Kesilen kısmı yukarıya tamamladığımızda bakın neler olur. AB zaten 8 olarak verilmiş bize. Dolayısıyla biz buranın 8, buranın 16 olduğunu biliyoruz. O zaman AB aslında orta taban, tam ortadan kesilmiş koni. Bize BC uzunluğu yani ana doğrunun bu altta kalan kısmı 10 olarak verilmiş. O zaman üstler de 10 olur. Çünkü dediğim gibi orta tabandır 1 bölü 2 oranında bölmüş. Buradaki büyük koninin yanal alanını hesaplayalım. Pi R A. R'miz 8 çünkü. R'miz 8. Ana doğrumuz 20 büyük konide. Bundan şu üstteki koniyi çıkaralım. Bunun yarıçapı 4. Pi çarpı R çarpı A diyeceğim bunu da. 160'tan 40 çıktı. 120 pi çıkmış oldu cevabımız. O da C seçeneği. 10. sorumuza gelelim. Aylık uzunluğu 5 cm olan küp şeklindeki bir tahta parçasının üzerinden taban yarıçapı 1 cm, yüksekliği 2 kök 2 olan bir dik dairesel koni kesilip atılıyor. Kalan parçanın yüzey alanı ne kadar artar diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Küp şeklindeki bir cismin içerisinden şöyle tam şuradan bir yerden olsun atıyorum. Yarıçapı 1 olan ve şöyle de işte neydi? Yüksekliği 2 kök 2 olan dik dairesel koni kesilip atılıyor. Şimdi bu kesmede neler olur? Küpte neler değişir? Bir, şurada bir delik oluşur. Burayı kaybetmiştir artık. Yarıçapı 1 olan daireyi kaybetmiştir. Eksi pi r kare. Artı
Fakat şu yan alanı artık kazanmıştır. Oralar artık el değen yerlerdir. Oralar artık alana dahildir. Ve orada biz konenin yarı çapının 1 olduğunu, yüksekliğinin de 2 olduğunu söylüyorsa soru, Pisagor'dan 8 artı 1 9 eder. O zaman ana doğrusu 3 olan bir kone çıkarılmış. Biz bu yan alanında kazandık o zaman. Pi, R, A orasına. 3 pi'den pi'yi çıkardığında yüzey alanı ne kadar artmış olur? 2 pi kadar artmış olur. 11. soruya gelelim. Beşgen AB etrafında 360 derece döndürüldüğünde diyor. Oluşan cismin yüzey alanı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada bir şurası var elimde dörtgensel olarak. İlk önce ona bir değinelim. Şimdi biz bunu 360 derece AB'nin etrafında döndürdüğümüz zaman aslında normalde elimizde şöyle bir koni oluşur. Fakat bu koninin içinde şu dörtgensel bölgenin 360 derece dönmesiyle burada bir silindir oluşur. Bu koninin içerisinde silindirik bir oyuk vardır artık. Şimdi oluşan şeklin yüzey alanı nedir diye sormuş soru. Sayılarımıza da bir bakalım. BC1'miş, bu silindirin yarıçapı 1. CD1'miş, bu silindirin yüksekliği de 1. Sonra DE uzunluğu 3'müş, 3, 1. Dolayısıyla koninin yarıçapı 4. Koninin yarıçapı 4. AB uzunluğu 2'ymiş, burası da 1. Dolayısıyla koninin yüksekliği 3, yani ana doğrusu 5. Şimdi arkadaşlar 1. Koninin yanal alanını alalım. Onda zaten bir sıkıntı yok. Pi, R, A'yı alalım. Artı. Şu. Silindirin yanal alanı da alana dahildir. Silindirin yanal alanı da alana dahildir. 2 pi, R, H. Onu da hesaba katalım. Onu da hesaba katalım. Artı. Burada bir taban dairemiz vardır. Burada bir taban dairemiz vardır. Pi, R kare. Onu da hesaba katalım. Ne etti burası? 16, 20 daha, 36, 2 daha, 38 pi oldu. Silindirin taban alanını neden çıkarmadım? Silindirin taban alanını neden çıkarmadım? Çünkü burada bir boşluk var. Evet, burada bir boşluk var ama o boşluğun yukarıda karşılığı var arkadaşlar. Yani ben silindirin taban alanını çıkarırsam bunu tekrar eklemem gerekirdi. O nedenle hiç hesaba katmadım. İkinci sorumuza geldik. Diyor ki yeşile boyalı yüzeyin alanının tüm alanın yarısına eşit olabilmesi için EC bölü EA ne olmalıdır? Şimdi taban çapı 12. Koninin tüm alanı bu durumda ne olur? Pi R kare artı Pi R A. A'yı da 12 vermiş soru. Şimdi bu durumda koninin toplam alanı 72 artı 36'dan 108 pi olur. Bu yeşile boyalı yanal alanın 54 pi olmasını istiyoruz. Şimdi bakın, yeşile boyalı yanal alan 54 pi olacak, tamam. Fakat toplam yanal alansa 72 pi. Dolayısıyla buraya 58 pi kalacak. Alanlar oranı dolayısıyla 54 bölü 72 oldu. Alanlar oranı zaten benzerlik oranının karesidir. Yani bu benzerlik oranına, yani bize sorulan EC bölü EA'ya x desek alanlar oranı zaten x karedir. Burada 27 ile pardon, 18'le sadeleştirdiğinde 3 bölü 4 görürüm. X karenin 3 bölü 4 olduğunu bulurum. Dolayısıyla x ne olur? Kök 3 bölü 2 olur. Cevabımız C seçeneği çıkar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.